İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Olayla ilgili ilk haberlerin çıktığı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait New York Times gazetesi Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden, Veli Ah Prens, Muhammed Bin Selman'ın üst düzey danışmanlarından, istihbarat yetkilisi General Ahmet El Asri'yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı. Gazete bir başka haberinde de Prens Selman'a yakın isimlerden Maher Abdülaziz Mut Kutreb'in de Kaşıkçı'dan birkaç saat önce konsolosluğa girdiği ana ait fotoğraflar yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da Kaşıkçı mesajları geldi. Montana eyaletinde seçim çalışması yapan Trump, Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor. Bu çok kötü bir durum. Soruşturmanın sonuçlarını bekliyorum. Bundan eğer Suudi Kraliyeti sorumluysa sonuçları ağır olacak. Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu gelen tüm istihbaratlara dayanıyor, dedi. <laughs> Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Türklere de Sudilere de ilettik. Amerika Birleşik Devletleri karşılık vermeden önce soruşturma için birkaç gün daha zaman veriyor. Suudi Arabistan'da uzun zamandır stratejik ilişkilerimiz olduğunun bilinmesi gerekiyor şeklinde konuştu. President. Amerikan Temsilciler Meclisi de Başkan Donald Trump'a bir mektup göndererek Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin Magnitsky yasası kapsamında soruşturulmasını ve olayda Suudi Arabistan'ın rolünün olduğunun ortaya çıkması halinde bu ülkeye güçlü ve kapsamlı yaptırım çağrısında bulundu. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Rus lider Vladimir Putin'den de önemli bir açıklama var. O Rusya'da değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Dolayısıyla ABD, Kaşıkçı'nın başına gelenler konusunda önemli bir sorumluluk taşıyor diyen Vladimir Putin. Kaşıkçı'ya tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Suudi gazeteciye ne olduğunu bilmiyorken neden Riyad'la ilişkilerimizi bozalım ki? Soruşturmanın sonuçlarını beklemeliyiz. Eğer birileri Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü düşünüyorsa o halde bununla ilgili kanıt sunulmasını umuyorum. Biz de kararlarımızı buna göre alacağız şeklinde konuştu. Altyazı <laughs> Öte yandan Kaşıkçı cinayeti sebebiyle Suudi Arabistan batıdan tepki görmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kaşıkçı konusunda olayın aydınlatılmasını beklediklerini belirterek bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını söyledi. İngiltere ve Amerikan Ticaret Bakanlıkları ise gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek Çöl Davos'u denilen yatırımcılar konferansından çekildiklerini açıkladı.